Merhaba. Hey. Ne kadar güzel görünüyorsunuz. Merakla bakan gözleriniz, ilginiz ve mütebessim çehreniz beni heyecanlandırdı. Doğrusu Gülberen çocuklarıyla birlikte olmak müthiş bir duygu. Öncelikle bana kendimi çok iyi hissettirdiğiniz için her birinize teşekkür etmeliyim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi kendimi tanıtabilirim. Ben pembe gözlük. Farig vasım müspet yönleri göstermektir. Beni taktığınız sürece hayata pozitif bakar, her şeyde hatta her şerde hayır görürsünüz. Zaten pembe renk insana ferahlık ve sakinlik verir. Umudun, tebessümün, sevginin rengidir. E, hal böyleyken de benim gibi pembe bir gözlüğün rahatsız edici ve kötü şeyler göstermesi düşünülemez değil mi? kıymetli bir mütefekkir diyordu ki hayat ona kattığımız yorumdan ibarettir. Madem öyle ben de derim ki içinizi karartacak, umudunuzu azaltacak, menfi hislerle dolduracak ve moralinizi bozacak şeylere değil, kalbinize huzur verecek, tefekkürünüzü artırıp Allah'a yakın edecek güzelliklere odaklanmalısınız. E tabi bunun için de her şeyden evvel güzel bakmalısınız. Hiç duydunuz mu? Hayata pembe gözlüklerle bakmak diye bir terim vardır. Bazıları bunu pek gerçekçi bulmasa da hakikatte ben varım ve çok da işe yararım. Mesela birinin yarısı dolu bir su bardağının boş tarafını değil de dolu tarafını görmeyi seçmesi hayata pembe gözlüklerle bakması demektir. Sabah erkenden kalkıp işe gitmek zorunda olan birinin sağlıkla, huzurla uyandığı ve helalinden rızkını kazanacağı bir işi olduğu için şükretmesi hayata pembe gözlüklerle bakması gibidir. Yıkıcı bir depremin ardından enkazın altından çıkarılan bir çocuğun tebessüm ederek insanlara moral yüklemesi pembe gözlükleri olmasındandır. Üzgün biri pembe gözlükle baksa gülümsemeye başlar. Yemeğinin az olduğunu düşünerek hüzünlenen biri pembe gözlükle baksa az yemenin sağlıklı olduğunu hatırlayıp sevinebilir. Harçlığı yetersiz olan biri pembe gözlük taksa emeğini ortaya koyup çalışarak eksik parasını kazanabileceğini fark eder de şevke gelir. Anlayacağınız kim benimle baksa yaşadığından öğrenir, çok şükredip sevinir. Bunlar gerçeğe aykırı durumlar olmadığı gibi olaylara pozitif açıdan bakmanın güzelliğini apaçık ortaya koyan hakiki misallerdir. Hem ne diyordu çok kıymetli bir müfessir? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Gelin, sessiz olun, hayata bir de benimle bakın. Olumluya, doğruya, güzele, umuda, hasılı, müsbet olana odaklanın. Ay ne kadar güzel bir konuşmaydı değil mi? Fakat artık gitmeliyim. Huzurla kalın.